bitmez. Umut biterse her şey biter. Bütün zor şartlara, koşullara rağmen geleceğe umutla bakıyoruz. Halkımızın adalet, eşitlik, hukuk talebi ve özgürlük talebi elbette ki her zaman bizim gündemimizde olacak. Ve bir gün halkların kardeşliğini gerçekleştireceğimize, adil, eşit bir anlayışın bu topraklarda egemen olacağına inanıyoruz. Tabii ki barış zor bir iştir. Barışı gerçekleştirmek kolay değil. Ama sonuç olarak herkesin çabası, mücadelesi aslında bir onurlu barışı sağlamaya yöneliktir. Yani bütün mücadeleler, tartışmalar, her şey geleceği doğru kurmak ve halkımızın geleceğini güvence altına alacak bir siyaseti yürütmektir. Peki bunu başarmak için iki taraf var. Sizin taraftan nasıl davranmak gerektiğini söylediniz. Karşı tarafın yaklaşımı hakkında olumlu bir gelişme var mı? Belki şu anda geçtiğimiz yıllara göre biraz daha umutlu bir hava var. Ülkenin bütününde böyle bir hava var. Evet, tabii ki. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Biraz daha iyi bir, yani daha yakın mıyız barış? Biraz süreci çok iyi okumak lazım, izlemek lazım. Yaşadığımız süreçleri ve bugünkü süreci karşılaştırmak lazım. Başında da söyledim. Barış iki tarafın iradesinin ortaya çıkmasıyla gerçekleşir. Yani hangi barış olursa olsun iki kesim, biz artık yeni bir mantıkla, yeni bir zihniyetle, yeni bir anlayışla sürece bakacağız. Ve olabildikçe iki taraf da büyük bir hassasiyetle bu süreci götürmesi gerekir. Eğer hassasiyeti tek taraftan isterseniz veyahut bir taraf o hassasiyeti göstermese, maalesef istediğimiz barışa, istediğimiz artık sorunsuz bir sürece varmak konusunda daha fazla yol almamız gerekecek veyahut bunu yakalama şansımız azalacaktır. Öyle ifade edelim. Ancak bugünkü süreç diğer süreçlerden bence farklıdır. Yani geçmişte de zaman zaman ateşkesleri yapıldı. Ama burada tek taraflı bir irade ortaya çıktı. Devlet bütün bu ateşkeslere, silahların susması konusunda yaratılan fırsatları yanıtlayacak bir tavır içinde olmadı. Tabii ki en önemlisi toplumun sürece nasıl baktığıdır. Şimdi bugün baktığımızda Kürdüyle, Türküyle, demokrasiye inanan, barışa inanan, artık bu acıların bitmesini isteyen, bu kanın durmasını isteyen herkes bu sürece destek veren bir noktada duruyor. Bu aslında umutlarımızı artırıyor. Yani halkın barış sesi yükseldiği gibi müddetçe barışı gerçekleştirmek kolaylaşıyor. Ben her zaman söylüyorum. Eğer bir ülkede barışı isteyenlerin sesi, o milliyetçi, şöven kesimlerden daha yüksek çıkmasa barışı yakalamak çok zor olur. Ama bugün gerçekten bunu görüyorum. Yani barış isteyenlerin, artık bu sorunun, Kürt sorunun çözümünü isteyenlerin sesinin gür çıktığını ve bu konuda toplumda bir destek olduğunu görüyoruz. Ya Kürdüyle, Türküyle artık yeni bir sürecin içine girilmesi konusunda bir irade var, bir talep var, bir istek var. Tabii ki burada bütün dediğim gibi hassas bir şekilde süreci yürüterek buna ulaşabiliriz. Burada şunu söylemek istiyorum. Tabii Kürtlerin mücadelesi adalet, eşitlik, hukuk mücadelesidir. Kürtler bu ülkede eşit yurttaş olarak yaşamını sürdürüyor. Tabii ki kendi kimliğiyle, bulunduğu coğrafyada kendini yönetecek bir anlayışın gelişmesiyle bu süreci barışa evriltebiliriz. Şimdi burada eğer bir inkar, bir asimilasyon siyaseti
yürütülecekse, burada Kürtlerin böyle bir süreci desteklemesi veyahut bu sürecin geliştirilmesinde çok büyük katkı sunamayacağını da görmekteyiz. Böyle bir endişeniz var mı Ahmet Bey? Yani bu sürecin... Tabii yani sürecinin... onu aşmaya çalışayım. Yani zaman zaman işte Sayın Başbakan çıkıyor, diyor ki biz asimilasyona karşıyız. İyi de asimilasyona karşıysanız ana dile niye karşısınız? Yani bir ana dil, ana dilde eğitim olmayınca asimilasyonu nasıl engelleyebiliriz? Bugün birçok insan tanıyorum mesela. Anne babaları hiç Türkçe bilmiyordu. Kendileri Türkçe konuşuyor. Çocukları, torunlarına geldiğimizde hiçbirisi Türkçe, Kürtçe bilmiyor. Şimdi asimilasyon bir eğitim hakkı olmayınca bu bir asimilasyon politikasıdır. Ana diliyle eğitim hakkına sahip değilseniz asimilasyondan kurtulamazsınız. Yani bu bilici bir şeydir. Bugün bırakın Kürtleri, şimdi eğitim görmemiş Türk halkıyla eğitim gören Türk halkı arasındaki farka bakın. Bugün Anadolu'nun bir köyüne, coğrafyasına gittiğinizde eğitim görmemiş insanlar 2000 kelime kullanıyorsa, eğitim alan insanlar bunu 5000 kelime, 10000 kelime kullanabiliyor. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Sizin niyetiniz asimilasyon olmasa da, eğer siz bir dilin kendini geliştirmesi konusunda gereken çalışmaları yapmazsanız, bunu bir hak olarak görmezseniz, bu ana dille eğitimi sağlamazsanız, sonuçta bu halk asimilasyonla karşı karşıya kalır. Bu bir gerçeği görmemiz lazım. Ana dilde eğitimde şimdi ne noktadayız? Çünkü bazen de şöyle soralım. Mesela siz Abdullah Öcalan'la görüştükten sonra görüşülen konuların devletin gerçekleştirmesinin mümkün olduğu konular olduğunu söylediniz. Yani bu sakıncası yoksa hani gazetecilik gibi sorular sorarak bu sürecin olumsuz yönde etkilenmesinden ben de korkarım. Ayaklarımızın üstüne basarak yürüyoruz hepimiz ama aşağı yukarı ne konuşuyoruz? Bu barış süreci dediğimiz, müzakere süreci dediğimiz şeyde ele aldığımız konular, yani devletin karşılamasında bir çok ciddi bir mani görmediğiniz neleri konuşuyoruz? Ana dilde eğitim ve başka neleri konuşuyoruz burada? Şimdi tabii burada şu gerçeği görmemiz lazım. Kürtler 1000 yıllık Türk ve Kürt halkının ilişkileri farklıdır. Yani 1 yıldan beri birbirini destekleyen iki halk. 1071 Malazgirt'ten tutun 1500'lerde Yavuz Sultan Selim'den Kanuni Sultan Süleyman'a Kurtuluş Savaşı'na kadar ve bugüne kadar en zor dönemde birbirini destekleyen iki halk. Ama bu halk zaman içinde işte bu ulusal milliyetçilik veyahut layık kemalizm bu süreçte Kürtlerin bir halk olmaktan kaynanan haklarını kabullenmediği gibi bunu tamamen inkara yönelik bir siyaset izlemiş. Ha o dönemlerde tabii ki Müslüman kesim, İslam kesim de bu konuda zarar görmüş Türkiye'de. Yani o layık kemalistler İslam'ı da ezmiş. Bunu çok iyi biliyoruz. Babalarımızdan, dedelerimizden, şeylerimizden. Bizi de sayın biraz canım. Ermeniler bunları. Tabii ki o ayrı o konularda biz zaten her zaman onlara da say. Ermeniye'de, Süryani'de bütün halkların özgürleşmesinin mücadelesini veriyor. Bizim mücadelemiz bir özgürlük mücadelesi. Özgür bir Türkiye'de halkların özgürleşmesiyle ancak birliği, beraberliği sağlayabiliriz diyoruz. Özgür olmayan bir halkın kimseye bir faydası yok. Evet, konu biraz değişti o şeye. Yani aşağı yukarı ne konuşuyoruz? Evet, tabii. Şimdi bugün çok farklı bir noktaya geldik. Yani geçmişte Kürtler gibi ezilen Müslümanlar bugün iktidarda. Eğer dindar olan insanlar, Müslüman olduğunu söyleyen insanlar, eğer Kürtlerin bu mağduriyeti karşısında ciddi bir refleks göstermese, çözüme yönelik bir şey yapmasa, Kürtler ve Türkleri geçmişte birleştiren unsur zedelenmiş olur. Aslında öyle bir noktaya gelmişiz. Yani bugün nereden bakarsanız bakın artık barış kaçınılmaz bir noktaya gelmiş.
İsterseniz bu yönüyle, isterseniz Orta Doğu'daki gelişmeler, isterseniz Arap-Bahari ile belki bunların hepsini tartışırız, bütün bunları. Baktığımızda artık Kürt sorunu çözüm noktasında olması gereken bir sorun. Çözüm kendini dayatıyor ve biz bu ülkenin yurttaşları, insanları bu çözüme doğru yaklaşmamız, katkı sunmamız gerekir. Şimdi tabii daha önce de ben İmralı'da Sayın Öcalan'la yaptığımız görüşmeleri olabildikçe yansıtmaya çalıştım. Yani Sayın Öcalan'ın niyetini yansıtmaya çalıştım. Tabii ki o da bugünkü süreci çok iyi görüyor, çok iyi okuyor. Bugün hep mezhepsel çatışmaların, etnik çatışmaların Orta Doğu halklarına ne kadar zarar verdiğini çok iyi görüyor. Bu nedenle halkların günümüzde demokratik ünitede birleşmesi, bütünleşmesi ve tabii ki halkların özgürleşmesi. Şimdi burada diyor ki ben bu alanı çatmaya çalışıyorum. Ama halen Kürtler inkar edilecekse ben ne yapabilirim diyor. Burada bir şey, evet. Birliğe, beraberliğe, ortak yaşamaya, adalet, eşitlik, onurlu bir barışa var mı? Ama bir inkar politikası halen sürdürülürse ben ne yapabilirim diyor. Yani belki bu cümle birçok şeyi ifade ediyor. Demokratik ünitede buluşmanın ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Yani demokratik esas temel üzerinde halkların yakınlaşması. Tabii aslında geçmişten beri getirdiği bir şey vardı. Demokratik konfederalizm diyordu. Türkiye'deki birçok insan bu kelimeyi içtiği zaman ayağa kalkıyor. Bu bir federasyon şeyidir. Ha Kürtler federasyon da isteyebilir. Ona hiç şeyim yok. Ama o değil. Nasıl bugün Avrupa Birliği'nde halklar sınırlarının anlamı kalmamışsa, halkların ortak geleceği için birlikler oluşturuyorsa, Orta Doğu'da da demokratik konfederalizm aslında halkların birlikte kimseye, emperyalist güçlere, başka bir güçlere muhtaç olmadan ayağa kalma ve halkların birbirleri ilişkileri doğru olma. Zaten o gelişirse Orta Doğu'da artık Kürt'ün, Türk'ün, Arap'ın bilmem ne tartışması olmaz. Çünkü sınırların bir anlamı kalmayacak. İnsanlar rahat rahat Orta Doğu'da böyle bir birlik oluştuğu zaman bugün Avrupa'da olduğu gibi bu gibi şeyler olur. Şimdi tabii biz meseleyi bilmeden hemen vay kıyametler koparıyoruz. Kürtler mesela işte adalet, eşitlik şey olduğu zaman Kürtçülükle suçlanıyor. Ya kardeşim biz Kürtçülük yapmıyoruz. Biz asla ve asla etnik milliyetçilik üzerinde siyaset yapmıyoruz. Bunun felaket olduğunu görüyoruz halklarımız. Ama halkım inkar edilirse, dilim inkar edilirse, kültürüm inkar edilirse elbette ki bunu kabul etmem. Halkımız da bunu kabul. Bu farklı şeydir yani. Şimdi siz inkara karşı çıkıyorsunuz da milliyetçi oluyorsunuz. İnkar edenler de toparlayıcı, kucaklayıcı oluyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Şimdi aslında bizim geçmişteki bu mantığı, bu uygulanan politikayı ciddi bir şekilde oturup tartışmamız ve bu politikanın aslında halklara bir yarar sağlamadığını ortaya koymamız lazım. Bazen kızıyorum yani diyorum ki vicdanı kalmamış veyahut vicdanı baskı altında, dili baskı altında, kültürü baskı altında. Kişiliği paramparça edilmiş bir Kürt'ün Türkiye ne faydası var? Hiçbir faydası yok aslında. Ama bence halklar, insanlar özgürleştiği zaman birbirlerine güç verebilir, destek verir, dayanışmayı çok güçlü bir şekilde sağlayabilir. Bu nedenle biz bu meseleyi biraz sadece Kürt meselesi olarak görmüyoruz. Kürtlerin meselesi olarak görmüyoruz. Bir Türkiye meselesi, bir Orta Doğu meselesi var. Şimdi tabii korkular olduğu zaman halkların mücadelesini de elinden almaya yönelik bakıyoruz, uluslararası oyunların oynadığını görüyoruz. Şimdi bakınız Orta Doğu'da Arap Baharı dedik. Gerçekten halkların baharıydı. Halklar diktatörlüğe karşı çıktı, özgürlük için karşıya çıktı. Ama bu bahar sonbahara dönüştü. Şimdi Mısır'a demokrasi geldi mi? Mısır'da istikrar sağlandı mı?
Mısır'da devrim tamamlandı mı? Hayır, devrim idiş edildi. Önce Suriye'ye bak. Bence devrim devam ediyor ama. Neyse, hayır, hayır, yani şu andaki, hayır yani ama burada o şeye geleceğim, Suriye'ye geleceğim. Suriye'de Esad bir diktatör. Gitmesi lazım. Kürtler en fazla Esad'dan darbe yemiş, zarar görmüş, inkar edilmiş. Hatta kendi köyünde yıkılan evini tamir etme imkanı bile sağlanmamış, yasaklanmış. Kimlik kağıtları bile yok. Biliyorum öyle. E şimdi burada halkın bir devrim sürecinde, şimdi bu devrimin rengini değiştirmeye yönelik bakıyorsunuz, ulusal arası radikal güçler, bilmem çeteler, bilmem ne oraya girerek devrimi önünü kesmeye çalışıyor. Ve burada bakıyoruz ki etnik veya o demokrasinin dışında Suriye'de, Tunus'ta, Mısır'da gelişen devrim hareketinin önünü kesmeye yönelik de bir şey var. Çünkü burada bu devrimin Suriye'de bitirilmesine yönelik bir çaba. İşte Katar'ın, Suudi Arabistan'ın, Bahreyn'in bilmem birçok yerden işte bu çetelerin desteklenmesi veya bu devrimin Suriye'de sonuçlanması konusunda nasıl bir oyun oynadığını hepimiz biliyoruz. Kimse aptal değil yani burada. Yani bu gider çeteler veya bu gibi şeyler işte özgürlük, demokrasi için değil bunlar. Ya bunları görmemiz lazım. Tabii ki burada Orta Doğu'nun en önemli halklarından biri olan Kürtlerdir. 4 ayrı parçada yaşayan, 40 milyon nüfusa sahip, en politize olmuş halk, en fazla eziyet çekmiş olan halk, zulüm görmüş bir halk. E şimdi bütün bu tartışmalar olurken siz Kürt sorununu adil bir şekilde bitmezseniz Orta Doğu'ya da istikrar gelmez, Türkiye'ye de istikrar gelmez. Bir istikrar. Bu dedikleriniz bütün bunlardan sonra, bütün bunlardan sonra ben burada hem mesaj veriyorum ama umut ediyorum ki artık hükümet de bu işin böyle gitmeyeceğini görmeye başladı. Ben öyle bakıyorum, öyle değerlendirmek istiyorum. Çünkü tasfiye mantığının hiçbir şeyi çözmediğini biliyoruz. Yani sonuçta tasfiye hiçbir şey. Yani Kürtler başında söyle, en politize olmuş halk. Yani sürecin olurlu bir barışa mı evrilmesi mi yoksa tasfiye midir? Bunu çok iyi ölçecek bir bilince, birikime, politik deneyime sahip. Şimdi bu nedenle ben hükümetin bu dönemde sorunun ciddiyetini farkında olarak bu işe giriştiğine düşünüyorum veya inanmak istiyorum, güvenmek istiyorum. İnanıyorum başka şey, inanmak istiyorum başka şey. Hangisi? Yani ikisinin ortasında bir şey çok bir şey sormak isterim. Şimdi bu işin başlangıcı daha yürütülen yeni bir süreç. Yani zaman içinde daha da netleşir. Tabii ki netleştikçe ve gerçekten kucaklayıcı bir niyet gördükçe bizim desteğimiz de artar. Bu konuda gerçekten her tarafa da çağrı yaparız. Artık bu sürecin barışa evrilmesi gerekir. Biz demokratik siyaset içinde olan insanlar olarak, halk olarak artık bu Orta Doğu'da yani kanun gövdeyi götürdüğü bir dönemde biz barışçıl bir siyaseti geliştirmek ve ona destek verme gibi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Öyle kolay değil tabii bu süreç. Zaten Başbakan bu akşam Fatih Altaylı'nın programındaydı Habertürk'te. Ne demişti? İmralı beklentilerimizi karşılayacak adımlar atıyor demiş. Şimdi bir kişiye bir adanın adıyla hitap etmenin biraz komik olmasını bir kenara bırakalım. Bu olumlu bir mesaj gibi algıladık biz. Ama siz galiba programı izlemediniz. Ben tabii izleyemedim. Fakat maalesef şunu söyledi hemen arkasından. Aslında yeri gelmişken onu da soralım. Sizi anarak isminizi söylediğimi bilmiyorum ama. Söylememiş galiba. Hassas olunması gereken dönemlerde işte İmralı'ya gidiyorlar. Gelip sonra diyorlar ki Kürtleri bombalıyor. Biz de bunu duyduğumuzda kan beynimize sıçrıyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Yani sizi bu süreç içerisindeki tavırlarınızı hassas olmamakla itham eden bir şey söylüyor. Soralım size, hassas mısınız? Kim hassas? Ben ne kastettiğini biliyorum. Siz de anladınız herhalde. Cenazede otobüsün üstünden
bütünüyle barışçı bir konuşma yaptınız. Dinledim. Şimdi, tabii, ama bu arada yani bir yandan barış genelde, konuşurken tabii, bir yandan tabii. Kandil. Bunun biraz aşmak lazım bunu. Tabii Sayın Başbakan her zaman söylüyor, hassas süreç. Aynı şeyi de biz de söylüyoruz. Ve başında da söyledim. Hassasiyeti tek taraftan beklerseniz bu sonuçta bir güvensizliği yaratır. Belki diyebilirim ki bu ülkede herkesten fazla barışı isteyen bir insanım. Yani kişi olarak. Gerçekten asla ve asla hiçbir insanın acı yaşamasını istemem. Samsun'da bana yumruk atan adamın annesi bağırarak feryatlarına geldiği zaman inanın ki onun, o anneye üzülmüş. Diyarbakır zindanında her türlü işkenceyi yapan o gardiyanlar, askerler, ben hep düşünürdüm. Peki ben bunlar gibi işkence yapsam bunlardan ne farkım kalır? Ben tam tersini ispatlamak zorundayım. Hep böyle bir mantıkla siyasete, olaylara, şeylere baktım. Tabii ki bizim de hükümetin hassas olması gibi çağrı yapacak bir noktada olmamız lazım veya çağrı yapmamız lazım. Yani şunu söylüyoruz. Tam İmralı'ya giderken, görüşmeler olurken, tabii ki işin başlangıcı, başında da söyledim, yani bir kapı aralanmış. Önemlidir de, çok da önemsiyoruz. Önemsediğimiz için de bu mesajı verme. Evet, siz böyle diyorsunuz Sayın Başbakan, hassasiyet istiyor. Bu görüşmeler oldu ama 50 jetin gidip Kandil'i bombalaması gerçekten Kürtlerin kafasında da soru işaretleri yaratıyor. Benim söylemek istediğim bu. Yani burada Kandil'i kastettim. Yani şimdi burada, hayır içeride, bakın çok rahat açık konuşuyor. İçeride bir tartışma olur. Elbette güvenlik güçleri o çatışmanın içine girer veya bir olayı engellemeye çalışır veya çatışmanın içine girer. Fakat bu farklı bir şeydi benim söylediğim. Yani böyle bir şey olurken diğer tarafta da o milliyetçi kesimlere bakın, bir tarafta yaparken bir tarafta da Kandil'i bombalıyor. Milliyetçi kesimlere bu mesajı vermeye çalıştı. Ben diyorum ki bu doğru değil. Siz milliyetçi kesimlere mesaj vererek bu sorunu götüremezsiniz. Bir Müslüman olarak, bir insan olarak, barışa inanan bir insan olarak devreye girin, müdahale edin. O zaman başbakan olmazsınız, bu ülkenin lideri olursunuz. Bu kanı durduğunuz zaman ve Kürt halkını kucakladığınız zaman gerçekten bir kardeş duygusuyla, bir yoldaş duygusuyla kucakladığınız zaman siz bu ülkede kutsal bir insan olursunuz. Bizim beklediğimiz, eleştirilerimizin nedeni de bu. Sayın Başbakan, diyoruz ki sizden de hassasiyet bekliyor. Süreç tek taraflı, bakma. Bizim de elbette ki süreç konusunda yapacağımız çalışmalar, hatta ikna edeceğimiz birçok şey var. Bizim bu sürece doğru girmemiz konusunda ciddi bazı şeyler. Ama bu tartışmalardan sonra Türkiye'de neler tartışılmaya başladı. İşte Ahmet Türk'ün bu konuşmasından sonra başbakan veto etti. Ahmet Türk gitmeyecek. Falan vetoludur, falan şeydir. Ya bunun şey yok ki, yani şimdi eğer bu süreç başlıyorsa biz kurumsal olarak bu işin içinde olmamız lazım. Biz kurumsal olarak bu işin içinde olmadığımız zaman toplumda farklı tartışmalar çıkar. Bir güvensizlik yarat. Biz bunu anlatamıyoruz ama kurumsal olarak içinde olduğumuz zaman herkes bu işin ciddiyetini çok daha iyi kavramış olacaktır. Bizim söylediğimiz, biz burada aslında tavrımız, tutumumuz sürece doğru götürmeye yöneliktir. Sürece katkı sunmaya. Yoksa hangi arkadaşımız giderse gitse fark etmez. Hangi arkadaşımız gitse de orada ne konuşulursa, tartışılırsa gelir bizimle paylaşır. Eksiksiz, fazlasız paylaşır. Bu konuda endişemiz yok. Ama burada bir kurumu dışlayarak gideni ben seçerim, geleni ben seçerim. Yoldan geçeni ben seçerim, handan geçeni ben seçerim. Böyle bir şey olmaz. Biz bunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu yanlıştır. Bundan dolayı bizim şeyimiz. Yoksa işte bunu söylediğimiz zaman da ya işte bunlar işte sanki istemiyorlar bu barış sürecini. Tam tersi, biraz önce de söyledim. Ve bir geçmişte de söyledim. Diyorum keşke bu ülkede barış olsa, Allah canımızı alsın. Yani gerçekten bunu yürekten söylüyorum. Sizin bu tip beyanlarınız her zaman karşılık buluyor ama. Yani bugün bu ülkede barış konuşuluyorsa
hani yüzünüze diye söylemiyorum ama Barış'ın abisi sizsiniz herhalde ve 30 yıllık süreçte, belki daha uzun bir süreçte, her zaman bütün yaşadıklarınıza rağmen ağzınızdan Barış'tan başka bir şey duymadık biz. Yani, bu süreçte mesela bu gibi krizler herhalde olacak. Tabanların ikna edilmesi lazım. Tabanlara bazen bir takım mesajlar verilecek ama neticede geldiğimiz noktada siz Sayın Başbakan'ı bütün bu politikanın mecbur bıraktığı haller dışında diyelim, yine iyi niyetli konuşarak söyleyelim. Daha önce Leyla Zan'a da söylemişti. Sarı Sakık oğlunun vefatından sonra telefonda da benzer bir şey söylemişti. İnsan olarak nasıl buluyorsunuz bu işe olan samimiyetini, Sayın Başbakan'ın bu işe olan inancını, bırakın Başbakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan olarak, insani olarak tanışıklığınız üzerinden nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii ben biraz böyle çok insanlarla görüşmeyi, hemen şey yapmayı çok fazla beceremiyorum, belki bir eksiklik. Ben hayatımda ilk defa işte genel başkanla, biliyorsunuz o zaman başbakanla bir araya geldik. Bunun dışında yani Sayın Başbakan'la bir sohbetimiz, bir konuşmamız, bir şeyimiz olmamış. Yani bir kere bir araya gelmişiz. Yani bunun dışında işte taziyede de hatta bir iki sefer aradım, ulaşamadım. Yani hem annesinin vefatında hem şeyinde ulaşamamıştım. Çok fazla bir şeyim yok. Tabii yani biraz kendisi de şey yapsın. Bazen hesabına gelmeyen konularda öfkesine yeniliyor. Yani öfkesi hemen o aklın önüne çıkıyor. Bu da doğru bir siyaset değil. Yani bir başbakanın çok geniş olması gerekir. Bizim Kürtlerde bir şey var, diyor ki geniş olacaksın, herkes köprü gibi üzerinden geçecek yani. Büyük adam geniş olmak zorundadır. Ya eleştirilere karşı bir tahammülü yok. Yani o konuda bazen tahammülsüz oluyor, daha doğrusu ilk kelimeyi düzelteyim. Yani bazen tahammülsüz oluyor. Ama sonuç olarak hepimiz insanca yaşamanın, daha güzel günlere ulaşmanın arayışı içindeyiz. Ben inanıyorum ki Sayın Başbakan da böyle bir arayışın içinde, bizler de bu arayışın içinde. Ama yol taşlı, yol yokuş. Bütün bu taşları bu yoldan ayırmak lazım, yolu düzeltmek lazım ve mesafe almamız lazım yani. Amaca ulaşmak için. Süreç ciddiyet isteyen bir süreçtir. Ben burada bunu söylerken kimse, yani işte bakanlar gayri ciddidir anlamında söylemiyorum. Ama sonuç olarak çok önemli bir süreç ve bu süreç bu fırsat değerlendirilmediği takdirde benim gibi çok barıştan yana, barışçıs ya. Ben bundan sonra artık çok bilmem kürsülerde, meydanlarda barıştan söz edemem. Yani söylediğim zaman da halk diyecek ya neyin barışı, daha sen ne söylüyorsun? Kürtlerin bütün bu yaklaşımına rağmen bir şey gelişmiyorsa bundan sonra sen neden barıştan söz ediyorsun? Ya söylemenin de bir anlamı kalmıyor. Yine söyleriz belki ama bir anlamı, bir karşılığı olmayacak o kelimenin. Bu nedenle biraz daha derli toplu bu sürece yaklaşmamız gerekiyor. Çok katılıyorum. Çünkü şimdi başbakanın bir yandan zaman zaman belki de milliyetçi tabana bir mesaj vermek için, o öfkeli ve sevimsiz, Kürtler açısından sevimsiz söylemi, işte bir yandan KCK davası, Kandil'in bombalanması gibi böyle zigzaglar olması Kürt tabanında çok etkili oluyor. Çok sık gittiğim için Kürt illerine iyi biliyorum. Sokakta beni durduruyor sıradan Kürt vatandaşlar. Nasıl gidiyor? Acaba sen ne düşünüyorsun diyorlar. Gerçekten bu sefer barış olur mu diyorlar. Ben bu sefer sizin gibi farklı bir yerde, geçmişten daha olumlu bir yerde durduğumuzu düşündüğüm için evet diyorum, bu sefer farklı. Ama diyorlar, ve bunun istisnası yok, hepsi diyor. Ama diyorlar, hükümet samimi mi? Ben inanamıyorum samimi olduğunu diyor. Yani hükümetin o gelgitli davranışları, başbakanın o öfkeli konuşmaları
Kürt tabanına barışı anlatmayı daha zor hale getirdi. Evet, tabii ki Kürtler... Ve bunu anlamıyorlar galiba Ankara'da. Kürtlerin şüpheyle bakması doğaldır, haklıdır. Biliyorsunuz bu 6-7 kez ateşkes süreçleri yaşandı. Ama bu konuda gerçekten Kürtlerin beklentisine yanıt verecek bir yaklaşım veyahut bu ateşkese karşı işte yapılması gereken en asgari şeyi yapma konusunda bir şey olmadı. Ne dendi hep? İşte zayıfladılar, onun için işte ateşkesi yaptılar, işte bahanelerle. Tabii bu Kürtlerde büyük şüphelerin gelişmesine ve bir güvensizlik anlayışıyla olaya bakmasına neden oluyor. Ama bütün bu yaşananlardan sonra artık yeniden aynı şeyi devreye koymanın ne Türkiye, ne hükümete, ne kimseye yararı yok. Ben bu nedenle bu meseleyi biraz ciddi olarak bakıyorum. Çünkü hükümet de biliyor ki ipe un sarmakla bir şey olmaz, faydası olmaz. Veyahut işte tasfiyeyi esas alan bir mantıkla aman yine şey yap, bunun faydası olmaz. Çünkü bu gerçekleşmez. Başında söyledim, Kürtler yutmaz bunu. Bu nedenle ben bütün bunların muhasebesini yaptığımda biraz süreci önemseyen ve sürecin kalıcı bir sürece dönüşme şansının olduğuna inanan veyahut inanmak isteyen bir insanım. Yani tabii ki önümüzde neler çıkacak, neler tartışılacak, bütün bunları göreceğiz. Yani şu ana kadar umutla ama bu sürece destek vererek bu süreci izliyoruz. Biz tamamen bu sürecin içinde değiliz. Tartışmalar hangi noktadadır, hangi esaslar üzerinde yürütülüyor veyahut henüz yürütülüyor mu veyahut daha açılıp tartışılacak mı onu bile bilmiyoruz. Yani biz bugüne kadar çok fazla şey hükümetle paylaşmış değiliz veya bizlerle paylaşmış değiller. Ama tabii ki bütün yaptığımız çalışmalarda onu şunu görüyoruz. Artık herkes yeter diyor. Herkes yeter diyor. Tabii ki bütün bunlar mesela bugün ben geçen gün 10 bin dedim, işte Adalet Bakanı hayır 6700 tane Kürt siyaseti dedim, yani 6700 ile 10 bin arasında ne fark var? Aynı şey yani 6700 insan düşüncelerini söylediği, inkar politikasına karşı çıktığı için, benim de bir kimliğim var, dilim var dediği için bugün zindanlarda. Şimdi bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir yaklaşım ortaya çıkmasa tabii ki yine de sonuç alacak. Ama inanıyorum ki bütün bunlar hesaplanacak. Yani eğer bir şey, bir barış olacaksa elbette ki burada ben barışı şöyle değerlendiriyorum. Yani barışta hem Kürt halkı kazanır hem Türk halkı kazanır. Öyle bakmak lazım yani. Barış budur aslında. Barış herkesin kazandığı bir şeydir. Yani barışın kaybedeni olmaz. Herkes kazanır. Böyle bir mantıkla bakmak lazım diye düşünüyorum. Bu nedenle biz bu süreçte katkı sunmak istiyoruz. Bu nedenle hassasiyetimizi bazen ortaya koyuyoruz. O hassasiyetlerimiz birileri çok iyi anlamasa da veyahut o hassasiyetimizden dolayı birileri öfkelense de bu hassasiyeti ortaya koyarak sürecin doğru bir noktada yürümesine aslında katkı sunmak üzere bütün bunları dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Yanlışa, haksızlığa, doğru olmayan politikaya, Kürtleri aşağılayan politikaya veya Kürtlerin hakkını hiçe sayın mantığa yine her zaman karşı olacağız. Şimdi aslında bu resmi dil, ana dil, ana dilde savunma meseleleri konuşulduğunda yakın tarihimize baktığımızda ana dilde savunmadan çok resmi dilde özüre ihtiyacı olan bir sürü insan topluluklarından bahsediyoruz. Ama mesela 90'lardan buraya gelirken devlet dediğimiz ve bütün bu ateşkeslerin, müzakerelerin yapıldığı yerlerde çok tek tip homojen bir şeyden bahsetmiyorduk sanırım. Bugün konuşurken hep hükümetten bahsediyoruz. Fakat daha önce istihbaratın, genelkurmayın, askerinin her çok parçalı bir yapıdan bahsediyorduk. Siz bugün bu süreçte
devlet mekanizmasını homojen görüyor musunuz? Eski günlerdeki gibi mi görmeliyiz, yoksa artık bugün hükümet bu sürece hakim ve tek başına bu işleri cesaretle üstüne gidebilecek noktada mı? Yani bir hükümetin bir bütünüyle her şeye hakim olduğunu düşünmek yanlış olur. Türkiye ama gibi bir gözle ülkede görülür bir şeyde bugün hükümet güçlüdür. Hükümet bazı projeleri yaşama geçirme şansına sahiptir. Şimdi devletin derinliklerinde ne var? Bu derinlikler hangi noktadadır? Bunu ben sadece söylemiyorum. Sayın Erdoğan da söylüyor. Evet, bir şeyler yapılıyor. Şimdi ben tabii geçmişe, tarihe girmek istemedim. Yani şimdi başında söyledim. İttihat Terakki anlayışının 1920'den sonra egemen olduğu bir yapı. Kürtleri potansiyel tehlike gören bir mantık ve ulus devleti kurarken mutlaka Kürtlerin sindirilmesi gerekir gibi bir anlayışla Kürtler karşı karşıya kaldı. Yani bugünkü siyasetle baktığımızda bazı cephede o siyaset aslında kolay kolay değişmiyor. 1935 yılında Esat Mahmut Bozkurt'un söylediği bir şey, Kürtlerin bir tek hakkı vardır. İşte Türklere hizmet etme hakkıdır. Kürtlerin demiyor. Türk olmayan herkesin diyor. Yani şu üçlünün hepsi sanırım. Evet, sizi de katar. Evet öyle. Şimdi 1994 yılında işte dokunulmazlıklarımız kaldırıldığında Coşkun Kırca buna benzer şeyle. Kürtlerin bir tek hakkı var, susma hakkıdır dedi. Ve bugüne geldiğimiz zaman o Kemalist veyahut aslında Kemalist dediğimizde Mustafa Kemal'i kullanarak buraya gelmişler. Yoksa öyle Mustafa Kemal'in bir düşüncesi olarak da biz kabul ediyoruz. Ama ismi Kemalizm'dir. Hayır canım, Mustafa Kemal'in de düşüncesi yani siz belki yani bunu söylemek yani istemezsiniz falan. Hayır, onun için değil. Yani Kürtler uşaktır falan şeklinde. Evet, Kürtleri sindirmeye, susturmaya yönelik bir siyaset izlemiştir ama Kürtler uşaktır gibi bir yaklaşım göstermemiştir. Yok canım, kendisi yani söylememiş, Mahmut Esat Bey'e yani söyletmiş. Zaten öyle liderler bazen hesaplarına gelmeyen şeyleri bir başkasına söyletirler. Bu siyasetin şeyidir. Hayır, o tartışmaya girmeden şunu söyleyeyim. Şimdi geliyoruz 2013 yılında, aynı zihniyet bu sefer de farklı bir yerde, aynı şekilde o zihniyetin devamı olarak yine karşımıza çıkıyor. İşte CHP milletvekilini söyledik. Evet, onu biraz konuşmak isterim. İsterseniz bir kısa ara verelim. Bir soluklanalım. Çay vermemişler bize. Çay isteyelim. Bir 5 dakika ara verelim. İlginç bir klip yapmış arkadaşlar. Hatta onu da izlemenizi isteyeceğim ben de sizin. Barış sürecine katkı sunmak için arada birkaç reklamımız olur. Bir 5 dakika aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim hep beraber. İşte bu sizsiniz. İşte bu da uydu alıcınız. Peki bu uydu alıcısıyla HD izleyebiliyor musunuz? Hayır mı? İşte bu olmadı. Getirin o uydu alıcısını 360 liraya sayalım. D-Smart HD ile siz de D-Smart'ın muhteşem dünyasına katılın. İşte D-Smart farkı. Üstelik çanak anten değiştirme derdi de yok. D-Smart HD alıp fişe takın, HD farkını bir an önce yaşamaya başlayın. D-Smart.
daha fazlası. Kültür Mantarı'na hoş geldiniz. Ferhat Uludere editörlüğünde hazırlanan ve Berrak Sırma'nın sunumlarıyla renklenen Kültür Mantarı yarın 12.15'te İmece TV'de. Haftanın emek gündemlerinden öne çıkanların stüdyo konukları ve haber dosyalarıyla çok yönlü olarak ele alındığı Gökhan Biçici'nin hazırlayıp sunduğu Emek Dünyası yarın 14.15'te İmece TV'de. Öteki Sinema'da bu hafta Lice Defteri Gerçeği Yazdım belgeselinin yönetmeni Ersin Çelik'i ağırlıyor. Tarihi hatıra defteriyle şerh düşen Ahmet Tektaş'ın hikayesini Çelik'ten dinliyoruz. Tarihe bir notta Çayan Bilgin imzasıyla haftanın kısa filmi düşüyor. Öteki Sinema yarın 17.15'te. Gıdanın geri planı, geleceği ve siyasetine dair konuşmayı dileyen, yeter olanı tartmaya ve kalanı paylaşmaya gönüllü bir program. Defne Kor Yüreğin hazırlayıp sunduğu Ne Yiyorsak Oyuz, yarın 22.15'te İmece TV'de. Gamuç'ta bu hafta Mübadele'nin 90. yılı konuşuluyor. Profesör Doktor Baskan Oran, Lozan Anlaşması'nın maddelerini, anlaşmanın uygulanmasını ve Mübadele'nin sosyopolitik etkilerini yorumluyor. Aris Nalcı'nın hazırlayıp sunduğu Gamuç, yarın 23.15'te İMC TV'de. Belgesel kuşağında bu hafta açlık grevlerinin insan hayatı üzerinde yol açtığı tahribatı gözler önüne seren iki belgesel, Üstü Kalsın Ardından Bedia'nın izinde ekranlara geliyor. Belgesel kuşağı yarın 24.30'da İMC TV'de. Avrupa'da yaşanan gelişmelerin ele alındığı Cengiz Aktar'ın hazırlayıp sunduğu Batı Divanı, Pazar 20'de İmece TV'de.
hayatın her anına yer verdiğimiz Kültür Mantarı'na hoş geldiniz. Ferhat Uludere editörlüğünde hazırlanan ve Berrak Sırma'nın sunumlarıyla renklenen Kültür Mantarı yarın 12.15'te İmece TV'de. Haftanın emek gündemlerinden öne çıkanların stüdyo konukları ve haber dosyalarıyla çok yönlü olarak ele alındığı Gökhan Biçici'nin hazırlayıp sunduğu Emek Dünyası yarın 14.15'te İMC TV'de. Abi dursun o ya. Bak şimdi. Evet, yayına... Tekrar hoş geldiniz. Sohbetimize bıraktığımız yerden devam edelim. CHP'nin içindeki çalkantılara şöyle bir değinir gibi olmuştuk. Tabii ilk defa, belki de ilk defa bu kadar netçe bir CHP'li milletvekili arı nesine çomak soktu ya. Arı kovanına çomak soktu. Ve aslında kendi açısından doğruyu söyledi. Bana Türklerle Kürtler eşittir dedirtemezsiniz. Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşittir'i bana yutturamazsınız. Şimdi toplumda çok ciddi bir tepki geldi buna. Bu umut verici bir şey. Eskiden olsa belki kimse dikkate bile almayacaktı. Fakat işin ilginç tarafı CHP'nin içinden istifa eden bir Adıyaman milletvekili dışında pek bir eleştiri gelmedi. CHP'nin genel başkanından bir eleştiri gelmedi. Halbuki çok kısa bir süre önce Hüseyin Aygün Paris'te taziye ziyareti yaptığı için eleştirilmişti genel başkan tarafından. CHP hakkında bir şey söylemenizi istemiyorum da bu barış sürecinin önündeki hükümet dışında ne tür engeller beklenebilir? Ne tür sorunlar çıkabilir? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu kredi veriyorum dedi. Hüseyin Aygün'ün çıkışları var. Aynı zamanda Sezgin Tanrıkulu var ama işte Ayman Güler de var. Biraz da sanırım CHP içerisindeki bu krizi yaratan şey bu süreç ve Kürt meselesindeki hükümetin aldığı ve CHP'nin aldığı tutum oldu. Nasıl değerlendirirsiniz parlamentodaki diğer partilerin süreçle olan ilişkisini? Bu arada Sezgin Tanrıkulu dedin. Ben bütün bu süreçte ondan hiçbir çıt bile çıktığını duymadım. Bu lafı da etmeden duramadım. Buyurun abi. Evet, tabii ki Ayman Güler söylediği aslında doğru. Zaten Kürtler ve Türkler eşit olsaydı 30 yıldan beri yaşadığımız acılar olmazdı. Bu bir gerçek tabii. Ama bunu bağıra bağıra söyleyip Kürtleri halen inkar politikası üzerinde siyaseti yürütmek, bir halkı aşağılamak gerçekten günümüz dünyasında bir siyasetçiye, hele hele bir üniversite hocasına yakışmaz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökleri belli. Hep değişim ve dönüşüm vaatleriyle ortaya çıktı ama 100 yıldan beri de bir türlü değişemedi, dönüşemedi. Yani sosyal demokrat bir parti olamadı. Şimdi kendi içinde büyük sıkıntıları yaşayan, değişim konusunda bazılarının bir refleksi olduğu zaman hemen karşısında büyük bir gücün ortaya çıktığını görüyoruz. Ben meclisteydim o gün. Daha bu hanımefendi kürsüye çıkmadan önce ben arkadaşlara söyledim. Dedim burada bir grup var. Bu grup bilinçli olarak buradadır. Bu grup Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini boşa çıkarmak için, mesaj vermek için buradadır dedi. Ve gerçekten ondan sonra bu olaylar patladı. Çünkü oradaki profile baktığınızda hepsi ulusalcı, milliyetçi kesim. Orada işte sosyal demokratım diye CHP'nin değişim dönüşümünü isteyen kesimler ortada yok. Tabii ki eleştirilerimizi yapacağız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir parti. Bu kadar önemli bir süreçte, bu kadar acıların yaşandığı bir süreçte, herkesin acılarla yaşadığı bir dönemde tabii ki barışa katkı sunması çok önemlidir.
Halkın beklentisi de budur. Eleştiriler de bu yöndendir. Yani bir tarafta sosyal demokratım diyeceksiniz. Bir tarafta geçmişte Kürt raporu hazırladım diyeceksiniz. Bugün bütün bu Kürt raporu hazırladığın Kürt raporunu aradan yıllar işte dünya demokrasiyle daha güçlü bir şekilde kucaklaşırken demokrasi daha gelişti. Bugün 20 yıl 30 yıl önce hazırladığı Kürt raporunun gerisinde kalan bir zihniyet, bir mantık, bir yaklaşımı görüyoruz. Ve utanmadan diyor ki Kürt raporu, sen Kürt raporunu sen yazmışsan niye bugün sahip çıkmıyorsun, dersini söylüyorsunuz. Tabii ki bizim bu süreçte herkese ihtiyaç var. Yani ortak aklın ortaya çıkarılması, Kürtlerin artık bir halk olduğunu, bir halk olmaktan kaynaklanan haklarının kabulünü ortaya koyacak bir siyaset mantığına ihtiyaç var. Milliyetçi Hareket Partisi zaten kendisi her zaman bildiğiniz gibi artık bu süreçten beslenen veyahut işte milliyetçilik üzerinde veyahut işte Kürtlere tepki duyarları toparlamaya çalışan bir parti. Ona bir şey diyemiyorum. Ama sosyal demokratım diyen bir partinin bu süreçte gerçekten ne söylediği belli olmayan, ne yapacağı belli olmayan, bu partinin nereye gittiğini bile tartışamayan bir partiyi de elbette ki eleştiririz, eleştirmemiz gerekiyor. Başta ne şimdi, tehlikeler olabilir? Mesela Paris suikastleri her iki tarafın, hem hükümet tarafının hem Kürt hareketinin provokasyonlara karşı uyanık olmamalıyız, oyuna gelmemeliyiz dediği bir süreç içinde oldu ve gerçekten de özellikle Diyarbakır'daki cenaze töreni ama aynı zamanda hükümetin bazı söylemleri de o provokasyona girilmediğini çok netçe gösterdi. Bunun gibi başka korkularınız var mı? Korkular yani, ne o şeyi risk olarak gördünüz? Tabii ki hani barışı istemeyen hem içeride hem dışarıda önemli güçler var. Yani bugün Orta Doğu kaynıyor. Orta Doğu'da dengeler var. Bu dengeleri lehine çevirmek isteyen güçler var. Yine Türkiye'nin Orta Doğu'da güçlü, Orta Doğu'da saygın, demokrasisini çözmüş, Kürtleri tatmin edecek bir devlet olmuş bir Türkiye'yi de kolay kolay istemez. Bu gerçeği görmek lazım. Yani bakmayın. Çünkü Orta Doğu'da Türkiye Kürt sorunu çözdüğü zaman, Kürt halkıyla konuştuğu zaman Orta Doğu'da bir model devlet olur, saygın bir devlet olur ve bir güç olur. Tabii ki bütün bunlar var. Başında söyledim, uluslararası güçler var. Bir de Orta Doğu'da farklı bir kuşak da gelişiyor. Yani şimdi burada Sünni ve Şii kuşağı üzerinde siyaset ve Orta Doğu'nun dengesini elinde tutmak isteyen iki güç var. Yani Şii kuşağı, bir de Sünni kuşağı. Böyle bir çatışma var. Ama mesela Kürtler, hatta Türkiye'de de diyebiliriz, bu çatışmanın pek içinde olmadı. Yani bu sorun, evet, Alevilerin önemli sorunları var. Mutlaka Alevi felsefesini, inancını özgürleştirecek adımlara ihtiyaç var. Ama Alevi, Sünni, Kürt arasında da bir çatışma olduğunu söyleyemeyiz. Yani mezhepsel bir çatışma yok. Tam tersi, hak ve hukukunu arayan, özgürce inancını, felsefesini gerçekleştirmek isteyen bir Alevi talebi var. Ama diğer tarafta Orta Doğu'da farklı iki kuşak var. Yani Orta Doğu'da Sünni iktidarını kalıcı hale getirmek isteyen güçler var. Şii kuşağını Orta Doğu'da iktidarlaştırmaya yönelik bir güç var. Şimdi bu çok önemli coğrafyada siyasetin geleceği düşünerek, geleceği görerek siyaset üretmesi gerek. Ama maalesef dediğimiz gibi çok dar mantıklar meseleyi kendi lehime nasıl çeviririm, bundan ne pay alırım gibi bir yaklaşım içinde oluyor. Bu da sıkıntıları aşma konusunda hepimizi zorluyor. Bu nedenle sosyal demokrat bir partinin Türkiye'de
rolü gerçekten çok önemli olur. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti olsaydı bence bugün birçok şey aşılırdı. Ama maalesef tarihi o misyonundan, tarihi şeyinden vazgeçmediği için o ideolojik bilmem Kemalist, laikçi anlayıştan vazgeçmediği için, yani bu laikçi anlayış diyorum hep, o da yanlış olmasın. Ben insanların inanç, din, özgürlüğü sonuna kadar saygılıyım. Ve bu radikal İslam'ın veya onun adına siyaset yapanların nasıl halkları büyük bir tehlikeyle de karşı karşıya getirdiğini de biliyorum. Ama laikçi biz özgürlükçü olarak görüyoruz. O farklı bir ideolojik olarak baktığı için hep laik, kemalist felsefe diyoruz veya işte bakış diyoruz. Bu nedenle. Ya Cumhuriyet Halk Partisi tabi zaman zaman bu mesajları verirken ama kendilerini bir yerde bağlarken bunun tam tersi olanları da mecliste konuşturunca burada bir güvensizlik de oluyor. Yani nasıl bir şey var, diyor ki taşlarını bağlamış ama diğer tarafı da serbest bırakmış. Peki ama az önce siz şey dediniz şey Ahmet Bey, yani meclisteki o grubun özellikle davrandığını, yani bunu CHP içerisinde bir yarılma olarak görüyor musunuz? Gerçi bir başka partilerinde yorum yapmak. Başında söylediğim yani halen kimlik arayışı içinde olan bir parti nokta konumuna girmiş. Yani kimliğini bulamamış bir parti. Ne olduğunu kendisi de bilmiyor. Yani bir kısmı farklı bir yaklaşım gösteriyor, bir şey farklı bir şey. Yani sonuçta Dersimli bir kadın, özgürlük mücadelesi, yıllarda zindanlarda yatmış, özgürlük için mücadele vermiş bir kadın Paris'te bir suikasta karşı karşıya geliyor. O aslında bir CHP milletvekili de bir de Alevi. CHP milletvekili de Alevilerin şeyinde bütün Alevi cemaati kalkıp başsağlığına giderken gitmek zorunda kalıyor. Ki ailesini de tanıyormuş sayın. Ailesini de tanıyormuş. Şimdi siz böyle bir cenaze için bile bu kıyameti koparırsanız nasıl sosyal demokrat olursunuz? Nasıl Kürtlerle Türkleri kucaklaştırırsınız? Yani bence en önemlisi bu. Ha bu Hüseyin Aygün'ün şahsı için de söylem ya, Hüseyin Aygün doğru dürüst bugüne kadar bize selam da vermiş değil. Ama yaklaşım biçimleri gerçi. Yani sonuçta insanlar ailelere gidip başınız sağ olsun diyor. Ailelere gidiyor. Bunu bile tahammül edemeyen bir parti nasıl bu ülkenin sorunları üzerinde tarafsız bir bakışın geliştirebilir? Veyahut kucaklayıcı bir anlayışı geliştirebilir, geliştiremez. Ben korku derken benim aklıma şöyle bir şey de geliyor. Bir hafta 10 gündür merkez medyada bu darbe davaları, balyoz davası, fişleme davası, bir dizi subayın hapse düşmesine yol açan davalarla ilgili olarak böyle bir frene basma. Biraz barış süreciyle ilgili olarak da öyle. Mesela bugün Hürriyet'in baş sayfadaki büyük manşeti bir filo komutanının davası var, fişleme davasında sanık. Yurt dışına çıkma yasağı varmış. Ya savaş çıkarsa yurt dışına çıkamayacak. Hürriyet'in ana manşeti. Daha geçenlerde Deniz Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde birkaç ay önce İşte birdenbire gösteri yaptılar. Korsan gösteri yaptı. Subaylar ve emekli subaylar. Hapisteki amirallerin fotoğraflarını çıkardılar. Böyle bir dizi bir de tabii sürekli Silivri'nin gündemde tutulması, davaların itibarsız, sahte filan olduğunun ileri sürülmesi. Şu son birkaç haftada böyle bir hava da var. Son bir haftadır da Hürriyet gibi gazeteler. Şimdi bunların arkasından ne geleceğini ben biraz... Tabii. Bir de tabii başbakan kendisi bütün subaylar hapiste, bu nasıl iş dedi. Bu da biraz beni korkutuyor. Yani Türkiye'de askerlerin siyasete yön verdiğini, askerlerin kabulü olmadan
hiçbir siyasi projenin yürütülemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ve askerlerin Türkiye'yi yönetmeyi veya iktidar mantığı Cumhuriyet'ten bugüne kadar sürüp gelmiş. Ve bunu kabul etmeyen güçlere karşı da her türlü oyunları oynadıklarını biliyoruz. Yani darbeden tutun, şeye kadar tutun, en azından işte süreci. Ve ben bazen şunu söylüyorum, hangi parti iktidarda olursa olsun, eğer askerin iktidarına göz koyarsa asker onun karşısındadır. Böyle bir ideolojik yaklaşım da değil. Yarın Milliyetçi Hareket Partisi olsun ama askerin iktidarına karşı, gücüne karşı bir şey gösterirse onlarla da uğraşır. Bu bir gerçek. Ancak tabii demokrasilerde kantarın topuzunu da kaçırmamak lazım. Yani siz meseleyi çok fazla yaygınlaştırırsanız sonuçta halkta da ya ne oluyor diye bir tepki gelir. Yani şimdi biz kendi alanımızda söylüyor işte keceke diye 10 bin içen içeri. Halk diyor ki ya bu neyin nesidir? Şimdi diğer tarafa da bakmak lazım. Yani orada da tabii ki mutlaka bazı sıkıntılar var. Mutlaka bugüne kadar içeride olmaması gereken birçok insan da vardır. Veyahut o kadar süreyi yatmıştır yani. Ha burada birileri suçsuzdur anlamında söylemiyorum. Ama burada bir denge politik. Tabii ki barış olacaksa toplumun iki kesimini de terazinin iki tarafına koyup eşit olarak bakmak lazım. Yani burada bir rahatlatma yani toplumsal barış uzlaşır. Bazen hiç istemediğiniz, sevmediğiniz insanlar için de toplumsal barış ve uzlaşı için bazı projeleri ortaya koyarsınız, bazı açılımları yaparsınız. Tabii bu bizim konumuzun dışında olan bir şeydir ama ben mantıksal olarak bakıyorum. Sonuçta toplumda her kesim için bir duyarlılık var. Şimdi bu duyarlılığı çok iyi gören, anlayan ve bunu zararsız hale getirebilecek bir yaklaşımı ortaya koymak gerekiyor diyorum. Tabii ki biraz hükümet bir tarafta Kürt meselesini gündeme getirirken diğer tarafı da okşayarak bu süreci götürmeye çalışacak. Yani görünen o mesajları ben öyle okuyorum, böyle bakıyorum. Sonuçta kimsenin hapiste olmasında da zevk almam ben şahsen yani. Bunu biz yaşadık, gördük zamanında. Ama sonuç olarak eğer bugün bir tehlike geçmişse bu konuda bu tehlike olacak diye de böyle meseleyi büyütüp insanları da zindanlarda çürütmemek gerekir diye düşünüyorum. Hazır konudan biraz uzaklaşmışken vaktimiz de azaldı. Bir şey sormak istiyorum size. Şimdi 2015 geliyor ve işte Ermeni soykırımının 100. yılı dünyada gündem olacak ve bu Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren bir konu. Geçenlerde mecliste eski Türk Tarih Kurumu Başkanı, şimdi MHP milletvekili olan Yusuf Alaçoğlu, sizleri işaret ederek Ermeni meselesiyle ilgili asıl sizin suçunuz var bu konuda anlamına gelecek bir takım sözler sarf etti. Şimdi bugün BDP'nin bu barış sürecinde tüm bu yük altında bütün mesaisini bu işlere vakfetmek zorunda olduğunu biliyoruz. Ama 2015 sürecinde Kürt hareketine Türkiye'deki Ermeni meselesiyle ilgili bu meselenin çözülmesiyle ilgili demokrasi güçlerini birleştirme iddiasında olduğu süreçte sizce bir takım sorumluluklar düşüyor mu? Ve mesela taban bu meseleye nasıl bakıyor? Kürt tabanı Ermeni meselesine 1915'e nasıl bakıyor ve bu konuda davranacak mısınız? Bu konuda bir hazırlığınız var mı? Yani tabii ki 1915'lerde Ermeniler büyük acılar yaşandı. Burada Kürtlerin de payı var. Evet, Kürtler kullanıldı. Bu gerçeği de görüyoruz. Ha tarihlere baktığımız bazı yerlerde de yani Taşnak'a mensup olan kesimler bazı Kürt kesimlerine de saldırdıklarını biliyoruz. Ama biz bunu hiç dile getirmiyoruz. Önemli olan buradaki halk bir zulümle karşı karşıya kalmış. Ve bu zulümden dolayı da mesela ben birçok yerde hem Süryanilerle ilgili hem Ezidilerle ilgili hem de Ermenilerle ilgili dedelerimiz, babalarımız konu alındı. Bu halklara zulmetti. Onların eli kanlıdır. Dedik bu halkların, bu grupların kanıyla elleri kirlidir dedim. Ve biz evlatları olarak, torunları olarak özür diliyoruz. Şimdi bütün mesele, yani kim ne yaptı onu tartışmıyorum. Ama bence
özrü kabul etmek önemlidir. Şimdi Türkiye'nin, ya biz bir Kürtler olarak diyoruz ki evet bizim irademizin dışında kullanıldı. İşte bazı şeylerle, bilmem propagandalarla, şeylerle Kürt halkı da Ermenilere zulüm etti. Ama biz bugün o yaşananları bildiğimiz için ve bundan ızdırap ve acı duyduğumuzu çok rahat ifade edebiliyoruz. Ama Türkiye'nin de bu büyüklüğü göstererek Ermeni halkından, Ezidi halkından ve Süryani halkından özür dilemesi gerekiyor. Hele hele bütün bu olaylar Cumhuriyet'ten önce olmuşsa bu kadar sıkıntıya ne kadar gerek var ki? Ve bence burada halen bir mantığın değişmediğinin ifadesidir. Halklara bakış, azınlıklara bakış, farklılıklara bakışın değişmediğinin ifadesi olarak bunu yorumlamak lazım, görmek lazım diye düşünüyorum. Bu bazen mesela beraber kurduk, beraber kan döktük söylemi bu anlamda o dönemin şartları içerisinde o birlikteliğin dışında kalan bu toprağın kadim halklarını dışlayan bir istemese de dışlayan bir halde kullanılıyor ve hani bugün bir arada yaşamın ortak paydasını burada bulmak ve bu söylemi geliştirmek biraz aslında bu taraftaki Hristiyan toplumlar içerisinde kendini dışarıda hisseden bir şeye yol açıyor. Ve bugün barış sürecinde, yeni Türkiye sürecinde... Şimdi bakınız, bazı şeyleri birbirinden ayırmamız lazım. Dürüst ve açık konuşmamız lazım. Kürtler ve Türklerin konumu farklıdır. Burada iki halktır. Kürtler bugün Türkiye'nin üçte birinde yoğun bir nüfusa sahiptir. Ortak bir dile sahiptir. Ortak bir kimliğe sahiptir. Bir yoğunluğu var. Bu nedenle Kürtlerin konumuyla diğer grupların konumu arasında fark var. Ha burada saygısızlık anlamında söylemiyorum. Tam tersi Kürtler hangi hakka sahipse onların da olması lazım. Ama sonuç olarak bugün diyelim ki Ermeni halkı bugün belli bir nüfusu yoğunluğu nerede olabilir? Diyelim ki okul istiyor. Onun olması lazım. Veya Çeçen olsun, Gürcü olsun, Abaza olsun. Kürtler gibi belli bir coğrafyada, belli bir yoğunluğa, belli bir şeye sahip midir? Değil. Şimdi burada meseleli hak, özgürlük, adalet, eşitlik her grup için mutlaka olmalıdır. Ama Kürtler bugün sayısıyla, nüfusuyla, yoğunluğuyla, 4000 yıllık tarihiyle bu topraklarda yaşayan bir halk. Ha Ermeniler de öyleydi ama Ermeniler maalesef işte. Artık yoklar. Artık yok edildi. Yok edildi diyelim. Şimdi bütün bunlar ama bugün halen Kürtler bunu koruyabilmiş. Ha Kürtler İslam Müslüman olmasalardı acaba aynı şeyle karşı karşıya kalmazlar mıydı? Mutlaka kalacaktı. Başında söyledim. Dedim ki Kürtlerle Türkleri biraz kucaklaştıran, tarihten beri ortak bir mücadeleyi birlikte vermeye iten en büyük neden İslamiyet'tir. İslamiyet olmasaydı bugün bu bağlar bugün olmayacaktı. Çoktan kopmuş olacaktı. Ama şimdi yine tekrarlamak istiyorum. Geçmişte Müslümanlar da ezildi, biz hepimiz ezildik diyenler şimdi iktidardaysa bunu ortadan kaldıracak bir duruş göstermesi lazım. Yani Resulullah da diyor ki kendi komşusunu düşünmeyen benden değildir diyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki ben insanları ırk, ırk, mezhep, mezhep, cinsiyet birbirini tanısınlar ve birbirleriyle diyalog kursunlar diyor. Yani bu İslamiyet'te, demokraside de bu var. Evet. Hakkı şey. Şimdi bu nedenle bu süreç çok farklı bir süreçti. Yani Kürtler bu inancını kaybettiği zaman artık kucaklaşma veya işte birlikte yaşama talebi aslında Kürtler bugün tartışıyor. Yani ben ne yapsam da beni kucaklamak istemiyor. Yoksa Kürtler ayrılmak istediği için değil. Yani o bütün şeyine rağmen böyle inkarcı, asimilasyoncu bir siyasetle karşı karşıya kaldığı için Kürtler artık yoksa Kürtlerin Türk halkıyla bir sorunu yok aslında ama yürütülen siyaset Kürtleri daraltmış. O noktaya getirmiş. Sıkıntı burada.
Yani 100 yıldır yürütülen siyaset, Kürtleri artık devlete güvenini ortadan kaldırmış. Devletin kendisini kucaklayacak bir siyaset yürütmeyeceğine inandırmış veya inanmış. Bütün bunları görmemiz lazım. Ama sonuç olarak bakıyoruz ki yürütülen bu siyasetlerin sorunu çözmediği gibi Kürtlerin de bitmeyeceğine göre yeni bir mantıkla, yeni bir anlayışla ele alınacağını ben düşünüyorum. Ben olsam böyle bakarım. Çünkü her türlü yöntem denedi. 30 yıldır 12 Eylül'ler, zindanlar, faili meçhul cinayetler, köy boşaltmalar, her şeyi yaşadı Kürtler ama bitmedi. Demokratik siyasete eğildi. Ne ilçe başkanı bıraktı, ne ilçe başkanı bıraktı, ne belediye başkanı bıraktı, ne yönetici bıraktı. Ama dün Mardin'de kongre yaptım, salon dolu. Ve il başkanlığına 3-4 tane aday çıktı. Ha demek ki yürüttüğünüz siyasetin yıldırmıyor yani. Bir şeyi yok Kürtler nezdinde, hiçbir karşılığı yok. Ve Kürtler yürüttüğünüz siyasetten dolayı da sinmez, boyun değmez. O zaman nedir? Tek mesele. Adil bir yaklaşım, eşitlikçi bir yaklaşımla kucaklamadır. Peki. Vaktiniz var. Var. Yani hükümetin, çok da uzatmadım. Yani net bir soru sorayım. Hükümetin şu anda parti politikası olması da belirtmiyor. Sizce neler yapması gerek? Hangi adımları atması gerek? Somut. Şimdi yani hangi adımları atarsa inandırıcı olacak ve bu süreç, doğru bu süreçler en tehlikelisi de budur. Şu olsun, şu olmasa olmaz. Evet. Veya şunu istersen olmaz. Bu tehlikelidir, sürecin önünü kapat. Ben dikkatle konuşmaya çalışıyorum ve benim şeyim de bu. Önce güven ve niyeti doğru bir şekilde ortaya koy. Nelerin yapılabileceğini tartışmak. Neler yapabiliriz? Toplumsal hassasiyetler neyi kaldırır? Kürtlerin talebi tatmin edecek bir formül nasıl bulunur? Bu formül bulunduğu zaman Türk halkı evet benden bir şey alınıyor, veriliyor gibi bir düşünce içinde olmamalı. Bu nedenle ben hep bu tartışmalara bazıları gibi şunu istiyor, şunu istiyor, şunu istiyor, bu sıralamaları ben doğru bulmuyorum. Ama biz hepimiz de biliyoruz ki yapılması gerekenler bellidir. Kürtler bir halktır. Bir halk olmaktan kaynaklanan hakkı var, hukuku var. Bunun doğru okunması gerek. Yoksa işte şu olmasa ben kabul etmem. Şöyle böyle bir şey. Bir de bugünden yarına değil. Lazım. Yani bu bir süreç. Tabii ki bu bir süreç işidir ayrıca. Yani öyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Size son bir soru soracağım. Biraz da çok ciddi şeyler konuştuk. Biraz da kişisel bir soru olsun. Gülümseyerek bitirelim diye. Bir yerde okumuştum. Türkiye'de Kürt sorununun ispatı Ahmet Türk'ün soyadının Türk olmasıdır. gibi bir şeydi. Ya ben şunu söyleyeyim. Ben iki kişi tanıyorum soyadı Türk olan. Biri sizsiniz. Biri de bir arkadaşım Çiğdem Türk. O da Çerkez. Bu soyadı Türk olan benim tanıdığım iki kişinin ortak yönü Türk olması. İkisi de Türk değil. Şöyle bağlayayım. Şimdi dikkatle bakarsanız Türk, Öztürk, bilmem Göktürk. Hangisini araştırsan Türk değil. Yani o soyadı vererek bir de hani o dönemde nüfus memurları gitmiş o aileye. Biraz ilgi gösterdiği zaman ya en iyi soyadı Türk'tür diye. Ha size Türk olsun. İyilik olsun diye mi? Yani mantık o yani öyle. Yoksa bizim ailemiz, babamız, dedemiz zamanın zavallı birisi bir tek kelime bilmiyordu. Soyadı kanunu çıktığı zaman gitmiş Türkiye'ye. İşte senin soyadı, şu senin soyadı, şu şu. Yani öyle ben, seçerek hiç yani bir itibar verilmek için giriş ya, aynen tabii, tabii. Ya itibar vermek için ya da işte Kürtler işte Türk göstermeye yönelik mesela diyelim ki Ağrı'da işte Halis Beyler var Sipkanlı Halis Öztürk koymuş bize bilmem ne böyle belli aileleri böyle şeyler yapmışlar. Ben internetten mesela o da insan kendini nasıl hissediyorsa ve bazen arkadaşlarıma söylüyor insan Türk de olabilir ama Kürt halkının mücadelesini okuyor, doğru anlıyor ve o hassasiyeti gösteriyor benim için önemli değil. Ama milyonlarca Kürt var bugün kendini Türk hissediyor. Buna da diyeceğim bir şey yok. Ama mesele burada kendisini nasıl hissediyorsa
ona saygı gösterilmesidir. İnternetten sizin hakkınızda biraz daha ayrıntılı bilgi edineyim diye bakınıyordum. Dedesinin adı Hüseyin Kanco, kendi adı Ahmet Türk babadan. Arada bir şey olmuş. O zaman işte Hüseyin Efendi'nin soyadı yoktu o zaman. Soyadı tabii. Tanını yoktu. Tabii. Benim annem vefat ettiği zaman 90 yaşındı. Kendisi daha 3-4 senelikken babası vefat etmiş yani. Öyle 3-4 yani öyle çok. Yani Cumhuriyet'ten önceydi. Hmm. Cumhuriyet'ten sonra biliyorsunuz soyadı kanunu geldi. Bu arada evet. Kasrı Kancu'yu biz çok kıskanıyoruz. Bundan sonra bir program yapma imkanımız olursa bizi orada ağırlayın lütfen. İnşallah. Ay, biz zaten amacımız oydu. Evet, yani işte ben fazla gidip gelemiyorum. Evet, tam da onu söyleyeceğim. Son soru artık olsun bu da. Sizi de fazla alıkoymayalım, yormayalım. Barış hepimizin umudu, sizin yıllardır dilendirdiğiniz bir an önce gelsin diye umut ettiğim işi. Ahmet Bey, barış olursa ve artık kan durursa, gençliğin ölümü biterse en çok hayatta neyi özlediniz, neyi yapmayı özlediniz? Yani ne yaparsınız, kendinizi nasıl iyi hissedersiniz bu işlerin yükü ortadan kalkarsa hissederek? Ya inanın ki konuda çok düşünmedim. O kadar şartlanmışım ki işte 25 yaşında yaş büyüterek siyasete girmişim. Hep siyasetin içinde olmuşum. Farklı bir yaşam tarzını da düşünememişim doğrusu. Ne ticareti, ne bilmem şeyi, ne böyle ne şeyle. Tabii ki yani şunu söylemek istiyorum. Yani bir barış olursa belki köşemize çekilir. İşte geçmişi bir değerlendirmesini yaparız. Hatıralarımızı yazarız. Ve neler yaşadık bu siyaset içinde. İşte çok farklı şeyler var tabii. Ailesel meseleler vardı. 30 yıla yakın kan davası vardı. İşte gençliğimizde hep dışarıda okuduk. Yani nasıl Kürt halkının bu mücadelesine böyle sempati duymaya başladık. Belki bütün bunlar uzun uzun belki bir gün yazarız veya öyle bir imkanımız olursa onu veya anlatarak birileri yazar bunu. İnşallah bir önce Barış gelsin. Sizin de yazdıklarınızı okuma fırsatı evet. Bulalım diyelim. Evet. Kasrı Kanco benim nefes aldığım yerdir demişsiniz bir zamanda. Yani tabii. Belki de oraya daha sık şeyimiz hayatımızın bir kısmı da orada geçmiş, şey geçmiş ama yıllardan beri de Ankara ile orası arasında gidip geliyoruz, mekik okuyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür bizi kırmadınız, ediyorum. Bu saatlerde konuğumuz oldunuz. Oldukça da verimli, güzel bir sohbet oldu bizler için. Çok sağ olun. Efendim, bu akşam programımızı burada tamamlıyoruz yavaş yavaş. Çok önemli bir konuk ağırladık, çok önemli bir gündem konuştuk. Umarım siz de izlerken bizler kadar keyif almışsınızdır. Haftaya yeni bir azı karar, çoğu zararda buluşmak üzere. İyi geceler. İyi geceler. Öteki Sinema'da bu hafta Lice Defteri Gerçeği Yazdım belgeselinin yönetmeni Ersin Çelik'i ağırlıyor. Tarihi hatıra